Bu yıllardır zaten planladığımız, hedeflediğimiz en önemli organizasyonlardan biriydi. A takımımızın her zaman U19'la ve U17 ile birlikte olması düşüncemiz bu sene gerçeğe dönüştü. Bunun çok çok artıları olacak. Çünkü burada yetişen tüm çocuklarımızın ilk hedefi A takıma ulaşmak. Bunun için U17'lere gelmek, hele hele U19 takımına gelmek kolay bir süreç değil bizdeki yetişen çocuklarımız adına. Bu süreci başarıp U17 takımını yakalamış her çocuğun ciddi anlamda bir A takım potansiyeli var. U19 takımımız da zaten A takımımız demek, aynı demek. Hepsiyle bir arada olmak, hepimizin birbirine dokunuyor olması demek. Zaten yıllarca bunu Avrupa takımları yapıyor. Biz de artık bu sisteme geçtik. Bunun kesinlikle ve kesinlikle çok önemli artılarını, meyvelerini toplayacağız. Yani 17'de bu hafta çok iyi performans gösteren bir oyuncumuzu ortak kararımızla hafta sonu A takımımızda da değerlendirebiliriz. Tamamen A takımda bizimle birlikte olan çocuklarımızın maç eksikliği yaşamaması adına hafta sonu U19 takımımızı da mutlaka görevlendireceğiz. Bu sirkülasyon hepimize çok iyi gelecek. Tabii ki oyuncularla daha iç içe, daha yakın bir şekilde temas kuracağız. Onların antrenmanlarını ve maçlarını daha önceden de seyrediyorduk ama antrenmanlarını çok daha yakından seyretme imkanı bulamıyorduk. Şu anda onlarla iç içe olmamız gerçekten hem bizim adımıza hem onların adına daha iyi olacak. Çünkü maçlarımızı da burada oynayacağız ve maçlarımızı daha etkin bir şekilde gelecekler ve en azından bizim ihtiyacımız doğrultusunda da ihtiyaç olan bölgelere onlardan takviyeler yaparak en iyi şekilde onların da buraya sağlıklı bir şekilde gelmesini sağlayacağız. Yani şimdi bunun zorluklarını da yaşadık işin açıkçası. Hani iletişim anlamında çok sıkıntılar da yaşadığımız zamanlar oldu. Bunu ekip olarak oturduk hep beraber. Mehmet Bey'in önderliğinde böyle bir karar alındı. Bu çok doğru bir karardı. Çünkü biz altyapımıza güvenen, onunla güçlenen, onunla güçlü olan bir kulübüz. Yani burada olmamız, çocukların hem A takımı burada izlemesi, beraber olması, beraber yemek yemesi, hareket etmesi, antrenmanı izlemeleri, oradan bizim takviye yapmamız, gelip o havayı yaşamaları gerçekten çok çok önemliydi. Bu yüzden çok büyük bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çocuklara da çok büyük moral olacaktır. Bize yakışan da buydu bence. O kesinlikle. Belki maçlarda da süre alacaklardır. Yani kadromuzda biliyorsun hani çok zaten genç bir kadroyuz. Dediğin gibi U19-U17'den de buraya takviye her zaman olabilir yani. Valla bunun artıları öncelikle tüm oyuncu kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla içli dışlıyız, beraberiz. Onları antrenmanlarda olsun, antrenman dışında, yemekhanede, dışarıda onlara dokunabilme, onlarla sohbet edip iş dünyalarına kadar girebilme ihtimalimiz, şansımız doğuyor. Onun dışında tüm teknik heyetteki ve çalışan tüm arkadaşlarımızla fikir alışverişleri yapıyoruz. Ya bizler için de çok daha iyi oldu, daha sağlıklı oldu. Sadece biz A takım değil, A takımın antrenman saatlerinin dışında denk geldiğinde U19 ve U17 antrenmanlarımızı düzenli bir şekilde izleyeceğiz. Bütün oyuncularımızın A takıma kapıları açık, gösterdikleri performansla sürpriz bir anda anında A takım oyuncusu o hafta oynayabilecek bir potansiyele sahip olabilirler. Bu şans onların kendi ellerinde. Tabii orada bir 7 yıllık bir dönem geçirdik. Tabii oranın havası çok farklıydı. Ama şimdi buradayız. Buradan daha entegre bir hale gelmesini sağlamamız adına Mehmet Bey böyle bir karar aldı. Bence yerinde bir karar. Burada U17 ve U19 takımlarımızla beraber daha sürdürülebilir, daha yaşanabilir bir hale gelmesini sağlamasını diliyorum inşallah. Bence güzel oldu. Burada olmaktan keyifliyiz, mutluyuz. İnşallah her şey güzel olacak. Avrupa'da hep böyledir. A takım ve o akademi takımları hep aynı yerdedir, aynı çatı altındadır. Bence olması gereken budur. Biz de burada olmaktan dediğim gibi keyif alıyoruz. Şu an her şey çok güzel. Başkanımıza da bu yönde çok teşekkür ediyorum. Bize bu imkanları sağladığı için. Her şey güzel, gayet güzel, süper.